İpek yoluna seyahatimizde bize yol yoldaşlığı eleyecek Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi doçent doktor Hasan Işık'la birlikte İpek yolunun tarihine nazar salacağız. Hem Çin'in bugünkü Türk dünyasında İpek yolunun öneminden danışacağız ve o cümleden de nice canlandırmak olar ve bugün İpek yolunun aslında bərpası için atılan adımlardan biraz söhbət açacağız. Yaxın eyleşin, enti yayınlarında İpek yoluna seyahat çıxırız. Konuya İpek yolunun önemini vurgulamak amacıyla bir Özbek özdeyişiyle başlamak istiyorum. Bir Özbek özdeyişi şöyle der: evrende iki yol vardır. Biri gökteki Samanyolu, diğeri yerdeki İpek yoludur. İpek yolu insanlık ve ekonomi tarihinin en eski kurumsal yapılarından biri ve belki de en önemlilerinden birisidir. Bu yol hem ticari hem de jeostratejik nedenlerden dolayı dün olduğu gibi bugün de ehemmiyetini sürdüren bir yoldur. İpek'ten ismini alan bu yol milattan önceki devirlerden itibaren Çin'den başlayıp Anadolu'nun çeşitli şehirlerine ve Avrupa'ya kadar uzanan tarihin en önemli, en eski ve en büyük yollarından birisi haline gelmiştir. Bu yol kuzey ve güney yönleriyle büyük ticaret yollarına bağlanarak dünyada büyük kervanların uzun süre faydalandıkları tarihi ana yollardan en büyüğünü oluşturmuştur. Bu yol ilk çağlardan itibaren kullanılan işlek bir yol olsa da İpek yolu ismi ilk defa, tarihte ilk defa 19. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır. İpek yolu tabirini ilk defa Alman Baron Richthofen Çin adlı eserinde dile getirmiştir. Ve burada Çin'den Batı ülkelerine gönderilen ipeğin takip ettiği yolu İpek yolu olarak ifade etmiştir. Biz de daha sonra bu ismi benimsemişizdir ve bu yol için İpek yolu ifadesini 19. yüzyıldan bugüne kullanmışızdır. Çin'den başlayıp batıda Roma'ya kadar uzanan İpek yolu genelde doğu ve batıya giden Güney İran'a, Kuzey Avrasya bozkırlarına ve Güney Hindi Kuş Dağları'ndan Hindistan'ın alt kısmına uzanan yolların kültürel güzergahını temsil etmekteydi. M.Ö. 2. yüzyıldan başlayarak 16. yüzyıla kadar faaliyet gösteren bu yol, Orta Asya'dan geçerek Çin'i, Ön Asya'yı ve Akdeniz ülkelerini birleştiriyordu. İpek yolu Doğu ve Batı medeniyetleri arasında sadece ticari maddelerin taşındığı bir yol değil, aynı zamanda kültürlerin ve medeniyetlerin etkileşiminde bulunduğu önemli bir yoldu. En eski tarihlerden itibaren insanlığa hizmet veren bu yol üzerinde çeşitli din, dil, kültür ve medeniyetler taşınmış, ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasi açıdan bir köprü vazifesi görmüştür İpek yolu. İpek yolu insan organizmasındaki kan damarlarına benzer şekilde dünya ticaretini besleyen ve 1500 yıl zarfında bu yollar ağını isimlendirmede kullanılan en yaygın ifade olmuştur. İpek yolu barındırdığı farklı özelliklerinden dolayı sosyal bilimlerin birçok alanını ilgilendirmektedir. Bunu görmekteyiz. Mesela bu yol bir ekonomist için büyük bir sektör olan ulaşımın temel altyapısını, mesela bir sosyolog için yakın ve uzak her türlü toplumsal ilişki ve iletişimin önemli bir parçasını, bir tarihçi için mesela geçmişin anlaşılmasında ve aydınlatılmasında yararlanılan çok değerli bir kaynak. Jeopolitikçi için mesela üstünlük ve güç kaynağı, bir coğrafyacı için ise bu yol büyük oranda doğal çevre faktörlerinin kontrolü ve etkisi altında insanoğlunun mekana vurduğu güçlü bir damgadır. İpek yolu romanlara, belgesellere, filmlere konu olmuş bir deryadır ayrıca. Örnek verecek olursak buna Kazak yazar Dükenbay Dostcanov'un İpek yolu adlı bir romanı vardır. Ya da Japonların yıllar önce çektiği ve o dönem büyük bir ilgiyle izlenen 18 bölümlük İpek yolu belgeseli de bu konunun önemine bir örnek olarak gösterilebilir. Hatta yakın bir zamanda Marco Polo ismiyle bir dizi çekilmişti. Bu dizide de yine İpek yolunun konu olduğunu, yer verildiğini görüyoruz bu dizide. Şunu da belirtmek gerekir ki İpek yolu aslında küreselleşmenin de ilk mecrasıdır. Belki İpek yolunun en önemli görevi
bilgi paylaşımını sağlamaktır. Bu paylaşım ilk çağların imkanları düşünüldüğünde muazzam bir gelişme olarak değerlendirilebilir. İnsanlığın küreselleştiği ilk ve önemli bir mecradır İpek Yolu. Dünyada ilk küreselleşme hamlelerinden birisinin İpek Yolu ticaretinden ortaya çıktığını rahat bir şekilde kabul edebiliriz. Bu yol geçtiği bölgede bulunan dönemin devletlerine veya milletlerine askeri, siyasi, kültürel ve ticari bağlantılarını sağlayan en önemli unsurlardan birisi olmuş ve kültürel bir zenginlik, çeşitlilik kazandırmıştır. Şunu da belirtmek gerekirse aslında İpek Yolu kapitalist sistemin ilk yöntem ve ilk örneklerinden de birisidir. Çünkü İpek zenginliğin dışa vurulmasını ifade ettiği gibi aynı zamanda sermayeyi de temsil etmektedir. İpek yalnızca ticari mal değildi. O dönemde aynı anda bir ödeme aracı olarak da kullanılmıştır. Doğu ve Batı arasındaki ilk döviz olarak İpek'i değerlendirebiliriz. Yani ilk değiştirilebilir bir değerdi İpek. Hatta bu durumu yeni çağa kadar devam etmiştir İpek yolunun bu durumu. Örnek olarak 1590 yılında Osmanlı Devleti ve İran arasında yapılan Ferhat Paşa ve 1612 tarihi Nasuh Paşa anlaşmalarında bile anlaşma maddeleri arasında İpek'in önemli bir şekilde yer tuttuğunu görüyoruz. Maddelerde yer aldığını görüyoruz. Ayrıca İpek yolu Türk dünyasının ortak ve bir değeri olarak da karşımıza çıkmaktadır. Herodot'un öz tarihi belgelerinde bahsettiği İpek yolunun çok maraqlı düzergahı var idi. Belə ki, Çin'in Şiyan bölgesinden başlayan İpek yolu Özbekistan'ın Kaşgar vilayətində dayanacak seçmişdi və buradan da iki yol ayrılırdı. Biri Qaraqum dağları vasitəsilə İrana, oradan Anadoluya, digər bir düzergah isə Əfqanistan ovalığından Qafqazlara doğru. Və bu yolların hər biri şərqin mədəniyyətini, şərqin kültürünü və ən önəmlisi şərqin nimətlərini Avropaya daşıyırdı. İpek yolunun başlangıç noktası Kuzey Çin'in Wei Irmağı'nın güneyinde kurulmuş olan Chang'an, bugünkü ismiyle Xi'an şehridir. Eski çağlarda bu yol buradan başlar, Yeşim Kapısı olarak bilinen bir noktada üç kola ayrılır ve bu kolların her biri Doğu Türkistan'dan geçerek batıya doğru ilerlemeye devam ederdi. Tarih İpek yolu sanıldığının aksine hiçbir zaman tek bir hattan ibaret değildir. İpek'ten ismini alan bu yol kuş uçuşu yaklaşık 7500 kilometre karedir. Virajlı olarak ölçtüğümüz zaman ise 10.000 kilometreye yakın bir yol olduğunu görüyoruz bu yolun. Elde edilen bilgilere göre Hun Devleti zamanında Çin'den batıya doğru giden 3 ana yol bulunmaktaydı. Bunlar Kuzey İpek Yolu, Orta İpek Yolu ve Güney İpek Yolu olarak ana 3 tane hat tespit edebiliyoruz kaynaklara baktığımız zaman. Ticari ilişkiler daha ziyade Doğu-Batı ekseninde belirli yollar ve ticaret merkezleri etrafında gelişmekteydi. Yani doğudan batıya doğru 3 ana hatta devam eden bir yol. Ama dediğim gibi bu yolun farklı kolları, uzantıları da mevcut. Tarih bu İpek yolunun ana güzergahı üzerine günümüzde hangi ülkeler var diye şöyle bakacak olursak Suriye, Türkiye, İran, Irak, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Rusya, Ukrayna ve Çin'in bugün bu İpek yolu üzerinde olduğunu görüyoruz.